futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle bir önceki videomda Galatasaray Beşiktaş maç öncesi videosunda da söylediğim gibi maç sonrası videosuyla karşınızdayım. Yani Beşiktaş yense de yenilse de maç sonrası videosunu çekeceğimi söylemiştim. Bugün ise Galatasaray Beşiktaş maçının maç sonrası değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsan sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoma geçmeden önce de 6000 abone olduk. 6000 abone olmamda bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Diyelim ve videomuza geçelim. Öncelikle Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı 2-1 yendiler. Kendi evinde, kendi seyircisi önünde çok güzel bir oyun sergilediler. Maç öncesi videomda da söylemiştim. Galatasaray taraftarı maç başından maç bitişine kadar desteğini verecektir demiştim. Ve gerçekten Galatasaray taraftarı güzel desteğini verdi. Beşiktaş'ın iki tane büyük problemi var. Bu iki büyük sıkıntıyı çözmesi gerekiyor. Birincisi, atağa çıktığı zamanlarda pas mesafesini iyi ayarlayamıyor Beşiktaş. Çok güzel bazı pozisyonlar yakaladılar, güzel ataklar geçirdiler ama araya atılan paslarda pas mesafesini iyi ayarlamıyor. Biraz uzağa attılar. Bunu Beşiktaş'ın çözmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta ikinci problem de kadro derinliğinin olmaması. Galatasaray'a göre Beşiktaş'ın kadro derinliği çok yoktu. İki tane önemli oyuncu da sakattı. Paulista ve Mert Günok. Bugün Paulista ve Mert Günok olsa maç farklı olur muydu? Onu bilemeyiz. Ona bir şey diyemeyeceğim ama Paulista'nın yokluğunda Emirhan güzel oynadı. Mert Günok'un yokluğunda da ben Ersin'i beğendim. Ersin biraz daha fazla maçlarda oynaması gerekiyor. Biraz daha kendine gelmesi gerekiyor. Tamam, tam eski Ersin diyemeyiz. Ama bugün güzel kurtarışlarda bulundu. 7-2 golle de Ersin'in yapacağı hiçbir şey yoktu. Ben Muçi oynak girmeden önce de demiştim. Hoca Muçi'yi al, Muçi'yi oynat demiştim. Ve Muçi'nin etkisini gördük. Muhteşem, efsane bir gol attı. Ve o golün üzerine belki 2-3 dakika daha olsa her şey farklı olabilirdi. Ama Galatasaraylılar yendiler. Tebrik ediyorum. Hakemlik hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben hani Beşiktaş maç hakemle kaybetti diyeceklerden değilim. Beşiktaş biraz da kendi oyunuyla kaybetti. O pas mesafesini ayarlayamadığından kaybetti. Oyuncu derinliğinin olmasından, kadro derinliğinin olmamasından kaybetti. Çünkü Beşiktaş'ta yorulan oyuncular, sakatlanan oyuncular olursa onların yerine gelecek çok da aman aman oyuncu yok Beşiktaş'ta. Ben bugün Salih ve El Musrati'nin oyuna girmesini beklemiştim Beşiktaş'ta. Hoca gitti. Yani bu Onur da ne buluyor? Onur'un da nesi var? Ben bunu bir türlü çözebilmiş değilim. Onur'un şu takımda ben hoca olsam bırakın ilk 11'de oynamayı, ilk 18 almam. Alt yapıdan bir oyuncu çıkartır. Onu alırım. Çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Bugün Mustafa Hekimoğlu oynayabilir diye düşünmüştüm. Yani Onur veya Tayyip Talha'yı alacağına, hadi Onur aldın, Tayyip Talha'yı alacağıma ben bugün Mustafa Hekimoğlu'nu ilk 18'de almışım. Yerine yani Tayyip Talha yerine Mustafa Hekimoğlu'nu oyuna alabilirdim. Mustafa Hekimoğlu'nun da özgüven kazanması gerekiyor. Zaten 2-0 geriye düşmüşsünüz. Zaten 2 tane aynı gol yedik. Yemememiz golken gol yedik. Bizim en büyük hatalarımızdan biri de adam tutmada sıkıntılarımız var arkadaşlar. Adam paylaşmada sıkıntılarımız var. 2 tane yediğimiz golde, Davinson Sanchez'in attığı golde de, Osimhen'in attığı golde de 2 golde kafayla yedik. Yani alan savunmasını iyi yapıyoruz. Defansta belki çok kötü değiliz ama serbest vuruşlarda olsun, kornerlerde olsun adamları tutmada sıkıntı yaşıyoruz. Osimhen bomboş kafayı vurdu. Buna bizim acil çözüm bulmamız gerekiyor. Tabii ki hocamız bunları da görmüştür. Ben bu maçtan sonra Giovanni Van Bronckhorst gitmeli demeyeceğim. Gitmeyecek. Devre arasına kadar hocamızı ben görmek istiyorum. Ben devre arasına kadar hocamız gitmesin diyorum. Evet, Galatasaray aldı bu galibiyetle çok önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Fenerler de şu anda üzgünler. Fenerler de Beşiktaş'a kızıyorlar ama ben şunu söyleyeceğim Fenerler için. Niye kızıyorsunuz? Siz yenseydiniz Galatasaray'ı, siz bugün mutlu olan taraf, yani Galatasaray'a yakın olan taraf siz olsaydınız. Siz de yenildiniz. O yüzden Fenerlere bunu söyleyeceğim sadece. Beşiktaş'ta bazı oyuncular kendilerini geliştirmeye başladı. Formunu geliştirmeye başladı. Ben ikinci yarı şunu dedim. Barış Alper'in üzerine oynayın. Barış Alper sarı kartlı. Barış Alper zaten düşüşte olan bir oyuncu. O yüzden Barış Alper'in üzerine Beşiktaş oynasaydı belki ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılabilirdi. Yani ben devre arasında Beşiktaş yorumcuları dinlediğimde şaşırdım. Yani Davinson Sanchez'in kırmızı kartla atılması gerektiğini söyleyenler vardı. Onlara bir şey demeyeceğim.
Hakemin en büyük hatalarından biri şuydu. Yerde yatan oyuncular olmasına rağmen oyunu devam ettirmesiydi. Oyuncuların sanki sakatlığını hiçe sayar gibi oyunun devam etmesini istemesiydi. Bu da yanlıştı. Beşiktaş taraftarı, Galatasaray taraftarının yanında çok fazla taraftarımız yoktu ama çok da etkinliğini Beşiktaş taraftarı statta gösteremedi. Beşiktaş hocası Giovanni Van Bronckhorst'un yine yapmış olduğu saçma değişiklikler. Hani Semih dedik. Semih'in oynaması gerektiğini söyledik. Ama bu maçta Semih çok da etkili olamadı. Bugün ben Masuaku'yu çok beğeniyorum. Son maçlarda çok iyiydi. Bugün Masuaku'yu tebrik ediyorum. Masuaku'nun en büyük hatası o attığı paslarda pas mesafesini iyi ayarlayamaması oldu. Galatasaray'da Sara çok iyiydi bugün. Gabriel Sara'yı çok beğendim. Yine Galatasaray, ben Galatasaray Beşiktaş'ta düşünüyorum. Muslera'nın üzerine oynayın. Muslera topu aldığı zaman basın. Muslera'nın üzerine pres yapın. Çünkü Muslera üzerine bir futbolcu pres yapmaya geldiğinde hata yapabilen bir kaleci. Üzerine oynayın dedim. Bunu da yapmadılar. Yeri geldi. Basmada zorlandı Beşiktaş. Ama Getson'u bugün çok beğenemedim. Immobile bugün çok iyi değildi. Rafa fena eşitlikti. Yani çok iyi dedi. Yani fena değildi de diyemem. Yani iyi de diyemem Rafa için. Kötü de diyemem ama eşitlikti. Yani bugün Masuaku'yu çok beğendim. Emirhan'ı çok beğendim. Yine kalecimiz Ersin fena değildi. Çerendur güzeldi. Yani Svensson fena değildi. Yani çok kötü diyemem, çok da iyi diyemem. Orta halli bir oyun sergiledi. Hani Galatasaray'da Sara'yı çok beğendim. Sara bugün elinden geleni yaptı. Yunus elinden geleni yaptı ama bir önceki oynadıkları Avrupa maçında ve Antalyaspor maçındaki formun kadar etkili olamadı. Yunus koştu, bastı, elinden geleni yaptı ama hani benim beklediğim Yunus değildi bu. Çünkü PFDK'ya sevk edilip ceza alan Yunus, ben daha hırslandığını, hırslı oynayacağını söylemesini söyleyen Yunus'un daha farklı bir oyun sergilemesini beklerdim. Ama benim beklediğimden biraz daha düşük seviyede bir oyun sergiledi Yunus Akgün. Yani Galatasaray'ı tebrik edelim. Beşiktaş'a da geçmiş olsun diyelim. Beşiktaş'ın her şeyi bitmiş değil. Bundan sonra Beşiktaş daha temkinli oynamalı. Tabii ki her şey Galatasaray'ın elinde şu anda. Lider kimse, ligde her zaman her şey onun elindedir. Galatasaray'ın bay geçici haftada kaybetmeyelim bari de en azından puan farkının daha da açılmasını engelleyelim. Puan farkını biraz da olsa azaltalım. Her an her şey olabilir diyelim. Moralimizi bozmayalım. Galatasaray'da Davinson'u çok beğeniyorum. Hani Paulista mı Davinson mu diyorlar ama ben hala Paulista demek istiyorum. Paulista sakatlandığı için bugün oynayamadı. Bugün oynasaydı hani Emirhan'dan çok da iyi oynar mıydı ona bir şey diyemem ama bugün Emirhan çok iyiydi. Çok iyi müdahaleler yaptı. Hani Beşiktaş biraz pas alışverişi yapmayı öğrenmeli. Hızlı paslaşmayı öğrenmeli. Hızlı paslaşma yapamıyor. Defansta çok böyle paslaşıyor. Defansta çok riske giriyor. Bunu azaltması gerekiyor Beşiktaş takımının. Defansta çok paslaşmamalı. Defansta yapacağı o paslaşmalar Beşiktaş'a hata olarak dönebilir. Rakibe gol şansı verebilir. Bunu yapmaması gerekiyor. Ersin'in biraz daha ayaklarını iyi kullanması gerekiyor. Çünkü attığı birçok top ya Galatasaraylılara gitti, ya taca gitti ya da kaleci Muslera'ya gitti. O yüzden Ersin'in ayaklarını kullanması gerekiyor. Galatasaray'da Osimhen gol attı. Osimhen sahada çok Osimhen ne yıkardı. Öyle çok efsane oynamadılar ama Osimhen yine de golünü attı. Yani Immobile golünü atamadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben üzüldüm. Galatasaraylı kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımızı da buradan tebrik ediyorum. Yani ben çok da öyle bir şey söyleyemeyeceğim yani. Beşiktaş çok kötü oynamadı benim nebzimde. Hani Konya maçında iyi oynadık, 2-0 kazanmıştık. Lyon maçında iyi oynadık, 1-0 kazanmıştık. Hani o son golü atmak bize yetmedi. Yani muhteşem gol attı. Ben Muçi'nin ilk 11'de oynatılması gerektiğini, João Mario'nun 7'ye çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. João Mario gelirken belki de en çok sevinenlerden biri, en çok sevinen Beşiktaşlılardan biri bendim. Ama João Mario Beşiktaş'ta benim istediğim gibi oynayamıyor. Benfica'daki güzel oyununu Beşiktaş'a yansıtamadı. Belki de Beşiktaş'a alışamadığı için belki de bunu yansıtamadı. Masuaku'yu çok tebrik ediyorum. Belki de benim için Beşiktaş'ta maçın adamı kimdir diyecek olursanız ben Masuaku derim. Bazı pozisyonlarda hata yaptı mı? Yaptı ama elinden geleni yaptı. Pas aldı, pas verdi, koştu, bastı, mücadelesini gösterdi, çalımını attı. Gole katkı sağlamaya çalıştı. Beşiktaş'ın yine bir büyük hatası da kornerleri Masuaku'nun kullanması. Masuaku'nun boyu zaten uzun.
Hani Beşiktaş'ta öyle çok aman aman uzun boylu oyuncular yok. Kafa hakimiyeti çok üst düzey oyuncular yok. Masuaku zaten uzun boylu. Keşke Beşiktaş'ta kornerleri Masuaku değil de Svensson kullansaydı. Masuaku içeride kafa topu vurmaya çalışsaydı. Belki de Masuaku o açılacak ortalarda kafayı vurabilecek oyuncularımızdan biriydi. Beşiktaş'ta geçen sene bunu kornerlerde etkili olan Omar Colley vardı. Belki Omar Colley'nin görevini Masuaku yapabilirdi ama Masuaku daha çok kornerleri kullanmaya gitti. Beşiktaş istediğini alan taraf olamadı. Galatasaray istediğini alan taraf oldu. Tebrik edelim. Galatasaray lider girdi haftayı. Lider bitirdi. Beşiktaş liderliğe gitme şansını kaybetti. Galatasaray'ın playoff'ta bay geçeceği haftada Beşiktaş maçını kazandığı takdirde bile liderliğe geçemiyor arkadaşlar. Aradaki 5 puanlık fark 8'e çıktı. Eğer Beşiktaş tekrar Galatasaray'ın bay geçeceği haftada yenerse farkı tekrar 5'e indirmiş olacak. Bakalım bundan sonra neler olacak göreceğiz diyorum. Benim maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hakem üzerine çok değinmek istemedim. Hakem iki tarafa da hatalar yaptı. Hatalı kararlar verdi. Faul olmayan pozisyonlara failleri verdi. Olan hani kartlık pozisyonlara kart vermedi. Yani bir tane Osimhen'i yakaladığı offside pozisyonunda hakem belki de offside derken verebilirdi diyeyim. Bunun dışında hani VAR hakemine çok gidilmedi. VAR hakemliği ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Belki bir iki pozisyonda gitmesi gerekirken gitmedi. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'ı tebrik edelim. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, sizler de kendi görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Maçla ilgili sizce hakem nasıldı? Takımlar nasıldı? Galatasaray galibiyeti hak etti mi? Beşiktaş mağlubiyeti hak etti mi? Sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bana destek için kanalıma abone olabilirsiniz. 6.000 abone olduk. 10.000 abone hedefimiz var. 10.000 abone olmamda bana da yardımcı olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.